sadece bugünkü bölümü izlemekle değil son bir haftayı gözlemlerim üzerinden bir yorum yapacağım. Şimdi Nisa'nın ciddi bir kitlesi var. Sevenleri var. Ondan sonra hem genç yaşta sevenleri var hem büyük yaşta sevenleri var. Onun bu Survivor'da ileriye gitmesini hatta şampiyon olmasını istiyorlar. Biz de bunları dışarıdan gözlemliyoruz. Ama Nisa bu olaya ne kadar konsantre. Şimdi ben bunu sorguluyorum kendi içimde. Bugünkü yaşadığı sakatlık tamamen bir talihsizlik yazık çünkü birinci olarak şeyi bitirmiş parkuru bitirmiş. Hem öyle sonra da Ayşe'yi de bir sıfır yeniyor. Ayşe'yi de bir sıfır yeniyor. Şimdi ama bir gün önceye bakıyorum yine bir düşme, yuvarlanma, ağlama. Bugün ödülde Ayşe ben Nisa'yı götürmek istiyorum diyor. İstemiyorum diyor ayağım burkulduğundan dolayı. Bakıyorum hemen ağlama. Yani Nisa'nın son dönemdeki gardını düşük görüyorum. Çok düşük görüyorum. Nisan'ın gardını düşük görüyorum. Bu yani bir motive yani ciddi bir motive motivasyona ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Çünkü onu bu kadar çok seveni var, izleyeni var, başarılı olmasını isteyen bir sürü insan var, ailesi var. Hani Nisa'yı şey yapmak lazım yani hani bu son döneme bu kadar gardı düşük biçimde girmesini doğru bulmuyorum açıkçası. Ama Furkan ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bence şöyle. E... Eski Nisa değil. Şu anda ben sana tam %100 hani dediklerine %100 katılmıyorum. Neden katılmıyorum? Çünkü e, gardı düşük bir Nisa şu anda yok. Performans olarak ve oyunlara konsantre olma durumunda bence şu anda iyi vaziyette. Ama sakatlıklar engelliyor. Yani Nisa'da psikolojik olarak bir problem olduğunu ben düşünmüyorum. Veriyor şu anda kendini. Yani şampiyonluk yolunda hedefine doğru gitmek için her şey yapıyor ama sakatlıklardan dolayı bu duruma geldi. Yoksa ama eskiden desen haklısın. Ama son günlerdeki Nisa bence öyle değil. Ama bu talihsizlik çok kötü bir zamanda geldi. Tam kendini vermişken, başarılıyken, performansını da tam ortaya koymuşken, elini taşın altına koymuşken bu sakatlık geldi. Ama bu sakatlık yarın ne olur, oynar mı, oynamaz ama bilek yani benim de çok başıma geldi. Bilek e, çok zordur. Yani Bileğin bir günde iyileşmesi zor. Çok zor. Ay çok kötü bir sakatlık biliyor musun abi? Oo, sen Fena. ne diyorsun? Ben neler çektim bilekten abi? Benim hayatım bilekten gitti yani. Ne diyorsun? Ben hayatım gitti bilekten ya. Bilek adamı mahveder. Ama şimdi şöyle Yer diyor değil mi abi? Evet. Yer mi diyor? Öyle bir kere burkulmaya bir Yer yani etmesi önemli değil ki. Yani şimdi şöyle bilek burkulduktan sonra hemen toparlayamazsın kendini. Yani öyle tak diye yani. Hadi ben 10 dakika sonra oynayayım. Zaten oynayamadı. Şimdi. Oynadı mı oynayamadı. Hı, e oynayamazsın zaten abi. Orada şimdi diyorlar ki. Ayağına basamadı Diyor ki Basamıyor mesela güzel. Hikmet falan geldi. Diyor ki Hikmet diyor ki hadi Nisa yürü Nisa falan. Öyle kolay değil abi. Yani ben futbol oynadığım dönemlerde biliyorum. Ben bir kere bileğim döndü. 3-4 hafta oynayamamıştım. Hem de oynamak için can atmıştım. Geceleri uyuyamamıştım ki maça çıkayım diye ama çıkamazsın abi. Ya şimdi şöyle bir şey var. <laughs> ya çok değişik bir yarışmacı bak. Bugün nasıl gülüyor biliyor musun? O kadar hoşuma gitti ki. Şimdi bugün tam Nisa'ya göre bir parkur var. Çünkü niye Aqua Park. Evet. Orada simitle oradan atlayacak işte köpükler çıkıyor filan. Hikmet Noel Baba gibi parkurda gidip geliyordu. Bugün benim en keyif aldığım bölümlerden bir tanesiydi. Nisa bugünkü oyunu oynarken de çok keyif aldı. Kız keyif aldığı zaman görüyorsunuz değil mi yaptığı dereceyi. Evet. Yeter ki kız gülsün abi, kız keyif alsın. Kız keyif Onun aldığı zaman Son kralı dönemler gelse dönemler bak, dönemler kralı dönemli. gelse erkek kadın dahil. Hepsini perişan edebilecek potansiyele sahip. Görüyoruz bunu hep birlikte ama eğlenmesi lazım. Eğlenmeyince olmuyor abi. Ama <laughs> o... bugün eğleniyordu mesela. Bugün eğlen işte bugün i̇şte... çok mutluydu. mutluydu. O yüzden bence bu dereceyi aldı zaten. Evet. Bence mutlu olduğu ama için bu işte dereceyi aldı. öyle bir çok kötü bir anda o ayağa öyle kötü bugün bastı çok talihsiz. Yani. Nasıl o çok Vereceğiz yani olacak biraz. şey değil ya. Ne dersin Hanzadeciğim? Bu... Ben Murat abiye çok katılıyorum bu konuda. Senin de son söylediğine katılıyorum. Nisa gerçekten motivasyonla çalışan bir kız. Ee, şu an adada olmaktan, adadaki arkadaşlıklardan çok mutlu mu dersen bence değil. Ee, yalnız da kaldığını biliyor ama evet. o giden arkadaşların ona verdiği o emanetin ve e, pes etme mesajının da çok farkında. Motivasyonu düşük mü dersen hayır derim. Yani motivasyonu yüksek devam ediyor bence. Bugün de onun göstergesiydi ama gerçekten e, bu sakatlığı onu çok kötü etkiledi. Bence başka bir oyunda olsa bu kadar üzülmeyebilirdi ama bu parkurda, bu başarısında ee, birinci geldiği sıralamada Ayşe'yi yendi, yendikten sonra bu sakatlığı yaşaması onu çok düşürdü bence. Bunun toparlamasını umarım hemen yapar. Yani bu umarım uzun vadeli motivasyonu düşürmez ve hemen iyileşir. Ee, sonraki mesela ödüle gitme işinde o neşesizliğine bağlıyorum. Yani o keyfi yani keyifli bir an olmayacak onun için. Gideceği isimlerden çok keyif alır mı diye sorarsan buna da cevabım hayır. hayır. Mesela Nisa orada da rol yapamayan bir kız zaten. Yani Kesin. dersen ki ayağı sakat olmasaydı güle oynaya gider miydi ona da hayır derdim. Yani ayağı sakat olmasaydı da belki teklifi reddetmezdi ama çok böyle candan gidip orada çok neşelenir miydi? Bence hayır çünkü Nisa'nın sevdiğim bir özelliği çok fazla rol işi ve şeffaf oluşu. İşte şeffaf olduğu için bize motivasyonsuz olduğu dönemleri de hemen yansıtıyor. Mutsuz olduğu dönemleri de hemen yansıtıyor. Ama şu an motive görüyorum Nisa'yı. Yani Hı. motivasyonunu yüksek görüyorum. Bu evet. sakatlığa kadar. Vallahi ben o motive görmüyordum açıkçası. Çünkü yani performans olarak da çok fazla bir şey vaat edememişti. Ee, evet dün bir hızlı geldi. Bir yarı final gördü ama yani biz bireysel yarışlarda mesela Ayşe'nin iki kere birinciliğini gördük ama Nisa'nın finalini bile göremedik. Dolayısıyla ben Nisan çok motive olduğunu düşünmüyorum. Ha, bugünkü oyunda motiveydi mesela. Bugünkü oyun bir şanssızlık. Hı. Ben bugünkü oyunda Muhtemelen oyunu kazanma performansı gösterebilir. Çünkü Ayşe'ye karşı da başarılı oynadı. Çok önde bitirdi ee, parkuru. Bilmiyorum yani Ayşe bu kadar başarılıysa demek ki bugün de ve Ayşe'ye karşı da o kadar iyi bir mücadele gösterdiyse neden Nisa'da bugün kazanamasın sorusu benim aklıma gelmişti. Nasip değilmiş. Bazen işte kısmet. Yani kaderden öte bir şey yok. Bugün kazanamadı. Bugün motivasyonu iyiydi Nisan Evet belki dediğin doğru. Yani biraz parkur onun için neşeli bir parkurdu. Ama mesela şu an desen ki Nisa'ya Survivor'un bitmesine iki ay var. Çok da iyi gidiyorsun. Şampiyon da olabilirsin. Hadi desen ben çekiliyorum der. Çünkü yani o bıkmışlık, o artık yeter demesi, yalnız kalmışlığı. Yani hepsini ben artık hissediyorum orada. E dolayısıyla da böyle o Nisa'yı orada tutan tek şey, tek motivasyon bu işin beş gün sonra bitecek olması. Yani beş gün sonra veya üç gün sonra veya bir gün sonra. Bilemiyorum bir de enen yani arkadaşlarını temsil etmesi bence. O da var artık. Yani çünkü her giden sensin, her giden sizsiniz dedi. O sizsiniz, sizsiniz en son sen, sensin oldu. Yani. Yani şimdi oradan her giden birine bir görev verdi, bir şey verdi. En son kalan Nisa artık orada bir şey temsil ettiğini belki de farkındadır. Ve olay şurada beş gün sonra bitmiş. Yani aslında Nisa'yı oradan alsan, 20 dakikalığında tamam mı? Bak desen. Hani bak insanlar senin için neler yazıyor, neler yapıyor. Bir bilsen filan desen bir daha geri soksan mesela o motivasyonla <laughs> yani yarın belki oyunu bile kazanır ama aynen, o da. kadar motive değil yani şu an hala değil. Evet Murat abi nasıl yorumlarsın? Şimdi burada yani tabii ki izlerken mesela şeylere takıldım ben çok güldüm mesela. Şey diyor ki naken diyor ki başka bir şey konuşuyorduk biz hikmetle diyor. O güzel yani o diyalog hoşuma gitti. Bir de her gün diyor fırça yiyoruz diyor yani Bravo. Her dakika fırça yiyoruz Yani... Hani burada böyle çok e, hani bir eleştiri yapmaktan ziyade burada izlediğim şeylerde böyle enteresan şeyler yakaladım ben. Hoşuma gitti ama Adem'in de tabii şimdi şöyle de bir şey var. Yani Adem kızıyor tabii ama şimdi bunlar da yani orada her saniyede konsantre olamamış da olabilirler yani.